Bugünkü dersimizin konusu hüsnü muaşeret, aileyle iyi geçinme olacaktır. Yalnız tabii ki daima din ahkamı önde tutulmalıdır. Kişi dinine zarar getirmeyecek şekilde hareket edip ailesiyle güzel bir geçim sağlamaktır. Şimdi böyle olunca bundan evvelki derslerimizde şer'an gidilmesi uygun olmayan yerlere kadını, aileyi salmamak gerekir. Onun da izinsiz çıkmaması gerekir demiştik. İnşallah şimdi bugünkü dersimizde dinen gidilmesi caiz olan yerleri sayacağız. Ki buralara mutlaka aileye izin verilmelidir. Aslında bunları sayıyoruz. Yani bu mevzularda aileye mutlaka ihmal edip izin verilmelidir. Şimdi şöyle diyelim. İzin vermek caiz olan mevzular, yerler vardır. O yerler yedidir. Evvelkisi ailenin, yani hanımın anasını babasını haftada bir kere ziyaret etmeye mutlaka izin vermelidir. Yani demek ki ailenin anasını ve babasını ziyaret etmek için mutlaka haftada bir ziyaret etmesine müsaade etmelidir. Bir. İkinci, anası babası ne zaman hasta olurlarsa hafta gözetmeksizin onların hallerini sormak için yine göndermeli ve izin vermelidir. Üçüncüsü, anasının babasının başında bir musibet olursa musibet vaktinde de taziye etmek için yine izin verilmelidir ailesine. Mahremlerini, yani yanlarına varmaları helal olanları yılda bir kere ziyaret edebilir. Anası babası değil de hanımın amcası, halası veya teyzesi, dayısı gibi nikahı haram olanlar. Yani bunlar hiçbir zaman için bir adam amcasını alamaz. Veyahut dayısını alamaz. Yani nikahı düşmez. Böyle olunca bunlara mahrem denir. Yanlarına varmaları helal olanları da yılda bir kere ziyaret etmeye mutlaka izin verilmelidir. Ben mesela dayıma gideceğim, ben halama gideceğim, ben teyzeme gideceğim dediğinde mutlaka yılda bir kere ziyaret etmesine müsaade edilmelidir. Yani daha bu ziyadesini erkek bilir. Ama etmezse bir kere de ziyaret, bu dediği yerleri bir kere de ziyarete göndermezse erkek günahkar olmuş olur. Beşinci, ebe gibi bazen kadınlar arasında iş yapabilen çocuk doğurtmak için ehliyetli kadınlara da izin verilmelidir ki gitsin çocuğu doğurabilsin. Veyahut da ailesi ölen kadınları yıkamaya ehliyetliyse onlara da yıkayıcı olarak izin vermelidir. Altıncısı, kadının, yani karının, aile deyince mesela Osmanlı'da karı diyordu. Yani erkek, karı. Erkeğinki mesela zevcin adı erkek, kadınınki de karı. Şimdi kibar olsun diye karıya kadın diyorlar. Ama tabii ki Osmanlıca adı nedir? Karıdır. Yani karı demek erkeğe en yakın hanım demektir yani. Karı demenin Türkçesi. Erkeğe en yakın hanım manasında karı deniyor. Karın yakın demektir yani. Ha. Yani
Karenin hanımın alacağı varsa alacağını almak için gitmesine izin verilmelidir. Yani kadının bir alacağı varmış. Filan yerde benim alacağım var, oraya gitmek istiyorum dediğinde erkek izin vermelidir. Yedinci, başkasının hanım da alacağı varsa o vereceğini, alacağını vereceğini vermek için yine izin verilmelidir. Karı yani ailesi, hanımı izin ile veya izinsiz bu yedi yere, kadın yani izinli veya izinsiz bu yedi yere şer'an çıkabilir. İsterse kocası izin versin, isterse vermesin. Bu dediğimiz şekilde kadın demek ki isterse kocası izin versin, isterse vermesin bu yedi tane yere çıkabilir. Mesela hacca gitmek de böyledir. Bunun gibidir. Yani karının üzerine hac farz olursa izinle de yani kocasından izin alarak da izinsiz hacca gitmek caizdir. İlmi halini öğrenmek maksadıyla evden çıkıp gitmesi caizdir. İzinsiz gitmek caizdir. Eğer ilmi halini kocası öğretmiyorsa o zaman ilmi halini öğrenmek için öğrenecek bir yere gitmesi olur. Bundan mala kadına izin vermek caiz değildir demişlerdir kitaplar. Ama şimdi bizim derdimiz sırf dünyada kadından istifade edip dünyada kadından istifade edip de o kadının dünya için kullanıp da ahiretini berbat etmemek için ahiretinin de korumalıdır erkek. Nasıl dünyasını kadının dünyası hususunda veli soruyor, onu koruyorsa ahiret hususunda da onun efendim bazen hak vermeden dinin dışına çıktığı yerlerde onu uyara. Hanım bu Allah-u Teala bunu yasakladı, Peygamber Efendimiz bunu yasakladı, bu yapılmazsa iyi olur diye kadını uyarmalıdır. Çünkü kadın belki hevasına dayanarak o anda o işi yapmak ister. Fakat kocasının nasihatını kabul eden nice kadınlar vardır. Nice kocasının nasihatını kabul eden nice cennetlik kadınlar vardır. Onun için yarın ahirette kadın kocasına niçin beni uyarmadın da o kötülüğü bana yaptırttın dedirtmemelidir. Ama tutup da kadını dövüp, sövüp, kırıp, geçimsizlik bir hale düşecek şekle getirmemelidir. Güzel nasihat varken, iyilik varken dövüşmeye, kavgaya girmeye fayda nedir? Yoktur. Şimdi bunu böyle anladıktan sonra şöyle diyelim. Bir kadın caiz olmayan yerlere giderse, şimdi kadınlara söylüyoruz. Burada kocaların hiçbir şeyi yok. Koca olarak benim de elimde bir şey yok. Kitapta ne yazıysa ben onu söylerim. Çünkü kitaptakini de söylemediğimde yarın ahirette beni dilimden asacaklar. Gel bakalım. Eğer ki sen doğruları söyleseydin bu günahlar işlenmeyecekti. Seni dinleyen en aşağıdan şu kadar kişi vardı. Ama sen doğruları söylemedin diye beni dilimden asacaklardır. Onun için bizim derdimiz sağ solu incitmek, ayrımcılık yapmak falan böyle bir şey değildir. Bizim derdimiz hem kendi ahiretimizi hem de dinleyenlerimizin ahiretini korumaya çalışıyoruz. Hem dünyalarını korumaya çalışıyoruz, hem devletimizi korumaya çalışıyoruz. Ama devletimizi de, ailemizi de dine uyarak korursak payidar oluruz. O zaman bizi hiçbir kimseye ne yapamaz? Yenemez. Çünkü din eğri bir şeyi emri eğritmez. Din daima insanın terakkisi için çalışır. Ahlakın terakki. Bir millet, mesela Avrupa bugün görüyorsunuz terakkinin zirvesine ulaştı. Fakat ahlak sıfır olduğu için onların terakkinin zirvesine ulaşmaları onları kurtaramayacaktır.
Dünyaların mamuru olsa bile ki mamur değildir. Ahiretlerini hiç kurtaramayacaklardır. Çünkü görüyorsunuz, dünyada öyle zulme uğrayan Müslümanlara karşı sağır düzünüyorlar. Kim? Örnek aldığımız Avrupa. Örnek aldığımız Avrupa, yurtlarından olan Müslümanlar onların memleketine geçerken denizlerden niceleri telef olup gidiyor. Ondan sonra da çoğunu döndürmeye çalışıyorlar. Bugün yurdumuzda, yani bizim Türkiye'deki, eğer ki milyonlarca kişi, binlerce kişi, 2-3 milyon insan, eğer Türkiye bunlara bağrını açmasa bu zavallılar ne yapsınlar? İşte Müslümanlığı görüyorsunuz, hiç kimse kapısını açmadığı halde Müslümanlık yüksek ahlakının neticesinde 3000 kişiyi barındırıyor. Ahlak lazım dikin, ahlak. Medeniyet adama bir şey yapamaz. Evet, şimdi kadın caiz olmayan yerlere giderse veya kadın namaz kılmazsa veya kadın oruç tutmazsa veya gusül etmezse veya elinden kaçarsa veya ziynetlerini alıp kocasına karşı gereken iltifatı göstermezse, ziynetleri takınmaktan kaçınırsa, yani kadınlık yapmak istemezse, o zaman kadın büyük günah işlemiş olur. Allah'ın mahfazına öyle bir günah işlemiş ki Allah Azimuşşan böyle bir günah işletmekten bizi korusun. Allah-u Teala böyle bir günah işletmekten bizi korusun. Bu günahın getirdiği lanetten de bizi korusun. Çünkü bunları yapan kadın, yani bir dakika, bunları yapan, daha Türkçesi, kocasından izinsiz bir yere giden kadın, namazını kılmayan, yani kılmamakta devam ediyor tabii, bir kere kılmak değil bu, namazını kılmamaya ısrar eden, usul yapmamaya ısrar eden, erinin kocasının yatağından kaçmaya ısrar eden kadın, büyük günah işlediğinden dolayı öyle bir büyük günah ki Allah böyle bir günahı kimseye işletmesin ve neticesinde bu böylelerine Allah'ın muhafazına rahmet melekleri, azap melekleri lanet ederler. Allah bu duruma düşmeden bizi sakınsın. Erkekleri de Allah'a itaat eden, kadınları da Allah'a ve kocasına itaat edenlerden eylesin. Kocalarına itaat eden kadınlar cennetin güzel yerlerine gideceklerdir. İtaatsızlıktan bir şey çıkmaz.